Evet abiler. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Konumuz Allah'a iman esasının ilk adımı, yani birinci basamağı da diyeceğimiz rububiyet tevhidi. Rububiyet tevhidi nedir? Ne anlama gelir? Ve bu rububiyet tevhidi dediğimiz şey neyi kapsar? Bunları inşallah bu dersimizde size anlatmaya, nakletmeye çalışacağım abiler. Rububiyet tevhidi her şeyin kısaca yaratıcısının Allah olduğuna iman edip her şeyin yaratıcısının yalnızca bir tek Allah olduğunu tasdik etmek demektir. Kısaca rububiyet tevhidi bu demektir. Yani rububiyette Allah'ı birlemek. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yaratmasında hiçbir ortağı yoktur. Rububiyette tevhid bu demektir abiler. Kavram olarak kısaca mesela Rab. Bunları öğrenelim ki ne? Allah'ı Rabliğinde birlemek konusunu çok daha iyi kavrayalım, anlayalım. Rab, bakın, Arapça bir kavramdır, kelimedir. Rab kelimesi birden fazla mana ihtiva eder. Bir tek manaya gelmez. Mesela örneğin Rab, Malik. Yani bir şeye sahip olan anlamına gelir. Türkçede de vardır. Bunun Maliki, işte gayrimenkulün taşınmazı Maliki. Özellikle tapuda bir emlak satın alanlar o tapu dairesindeki sözleşmelerde muhakkak bu ibareyi görmüştür. Veyahut araç satış sözleşmelerinde. İşte bu taşınmazın maliki bunu şuna devretti ifadelerini kullanır. Malik derken yani bir şeye sahip olan demek istiyoruz. Rab bu manaya gelir. Aynı zamanda efendi anlamına da gelir. Yani bir kişinin veyahut bir topluluğun efendisi, bir topluluğun veya bir kişinin üzerinde onlara efendi olan, onları yöneten manasında. Bu da Arapçada seyittir. Seyyid diye ifade edilir. Diğer bir manası ise Rabb'in terbiye edendir. Gözeten ve kollayan anlamlarına da gelir kardeşler. Yine nimet veren, ıslah eden, hükmünü icra eden ve tasarrufta bulunan anlamlarına da gelir. Şimdi Rabb'in bu anlamlarını, manalarını eğer anladıysak hemen alta bir not düşeyim ki ne kafanıza bir şey karışmasın, bir karışıklık oluşmasın. Rab kelimesi insanlar için de kullanılır, Allah için de kullanılır. Ama Allah için kullanıldığında bunun ihtiva ettiği mana çok farklı olmakla beraber insanlara yakıştırılan veya insanların nitelendirildiği Rab, yani sahip olma, malik olma sınırlıdır, kusurludur, eksiktir. Örnek vereceğim size mesela. Şimdi malik kelimesi, bir de melik vardır, duydunuz değil mi? Melik. Melik ile malik aynıdır. Arada bir harf farkı vardır. Şimdi melik demek aynı manaya gelir aslında. Çok ince bir fark vardır ama. Şimdi biri bir şeyin sahibi olabilir. Mesela farz-ı mahal ben şimdi buranın sahibiyim. Ama ben buranın üzerinde her istediğimde, her zaman tasarrufta bulunamıyorsam ben buranın meliki değilimdir. Evet, buranın bak sahibiyimdir. Ama o tasarruf yetkisi yok bende. Benim de üzerimde olan devlet bir şekilde benim bir kusurum veya eksiğimden dolayı burayı ne yapabilir? Benim kullanımıma kapatabilir mi? Evet. Kapatabilir. Ama buranın sahibi bendim, ben almıştım değil mi? Bakın, sınırsız bir yetkiye sahip değil. Devlet bir eksik gördü, bir evrakta bir hata gördü, bir yanlış gördü. Ne yaptı? Dedi ki ne, sen bunu tamamlayana kadar bunu kullanamazsın. Ya aman, buranın arsası benim, burayı ben yaptım. Olmaz. Bir takım kural ve kaideler. Bakın, burada bir eksiklik var. Yani ben buranın maliki olarak Arapçada adlandırılabilirim ama tam tasarrufa yetkiye sahip değilim. Farz-ı muhal burada devletin izin verdiği şekilde ben burayı inşa ettim, yaptım. Belgeleri de tanımladım. Devlet istese burayı benimden alabilir mi? Alabilir değil mi abi Emrah'sı? Ne yapar? İstimlak eder. Der ki ne, biz buraya ne yapacağız? Yol yapacağız. Doğru mu? Ya siz nasıl yaparsın? Burası benim ama. Yok, yol yapacağız. Biz sana bizim belirlediğimiz bir yerde bir yer vereceğiz. Ya ben kabul etmiyorum, istemiyorum falan, yok. Bak sen tam yetkili, tam tasarrufta değilsin bunda. Senin de üstünde ne var? Bir otorite var. İnsan için kullanıldığında eksiktir, kusurludur, sınırlıdır. Ama Allah için maliklik ve Rablik söz konusu olduğunda sınır yok. Eksiklik yok, kusurluk yok. Bunu anlamışsınızdır umarım inşallah. Yani insan için de kullanılır Rab kelimesi, Allah için de kullanılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zaten bu manalarda kullanılıyor. Bu yüzden ben kafanız karışmasın diye ufak bir uyarı yaptım. Şimdi Rabb'in Kur'an-ı Kerim'de kullanılış şekilleri.
Biz dedik ya Malik, Seyyid, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah eden, yaratan, öldüren, rızık veren, hükmeden, otorite sahibi anlamlarına geliyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kimisini Allah Azze ve Celle insanların bir vasfı sıfatı olarak kullanmış, kimisini de doğrudan kendi vasfı sıfatı olarak kullanmış. Mesela terbiye eden manasında Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bakın şu şekilde kullanıyor. قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Ki Yusuf Aleyhisselam dedi ki Allah'a sığınırım. قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Allah'a sığınırım. Kimden Allah'a sığınır biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam ile Aziz'in karısı arasında bir mevzu, bir olay geçiyor. O olayda Aziz'in karısının teklifine karşı Yusuf ne diyor? Allah'a sığınırım diyor. اِنَّهُ رَبِّ Doğrusu o benim Rabbimdir. Kimi kastetti? Aziz'i kastetti. Niçin? O dedi benim sahibim efendim. Ben ona hainlik yapamam. Aziz'in karısı ona kendisini teklif ettiğinde Yusuf Aleyhisselam böyle kaçın. Bakın burada neyi kullandı? قَالَ مَعَالَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَيَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ O bana iyilikle muamele etti diyor. O benim Rabbim. Ve muhakkak ki zalimler iflah olmaz dedi yani. Ben nasıl hainlik yaparım da efendimin karısına göz dikebilirim dedi. Burada Yusuf Aleyhisselam Rab kelimesini kullandı ama bir mahluk, bir insan için kullandığında bu sınırlıdır. Onun efendiliği Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'ın tahtının başına geçinceye kadardı. Ne zaman ki Allah Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın tahtının başına geçirdi, artık o Aziz'in efendisi değildi. Aziz'in kölesi değildi. Aziz onun efendisi olmaktan çıkmıştı. Bilakis Yusuf Aleyhisselam onların efendisi oldu. Yine bakın Rab kelimesini Kur'an-ı Kerim'de bu sefer Allah Azze ve Celle doğrudan kendisini nitelendirip kullanıyor. Bu sefer Allah için Rab kelimesi hangi mana? Yani şu bahsettiğim, zikrettiğim manalarda Allah nasıl kullanıyor? Gelin bir de ona bakalım. Bu da Şuara suresi 77 ile 81. ayette geçer. Burada Rab kelimesini Allah Azze ve Celle kendisini nitelendirirken kendi sıfatlarını, kendi fiili sıfatlarını bize haber veriyor. اِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bu da İbrahim Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin arasında geçen diyalogda İbrahim Aleyhisselam'ın cevabıdır. Kime? Müşrik kavmin kendisini tehdit ettiğinde onlara vermiş olduğu cevaptır. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi İbrahim Aleyhisselam'a gelip dedi ki ne? Doğrusu bizim ilahlarımızın seni çarpacağından korkarız. Yani bizim anlayacağımız şekilde. Yani ey İbrahim sen bizim ilahlarımızı diline doluyorsun. Ama çok dolama. Vallahi seni çarparlar ha. Elini ayağını yamulturlar. Ağzını yamulturlar. Felç olursun ha. Böyle bir tehditte bulunuyorlar. Allahu alem yani. Ama bir tehdit söz konusu. İbrahim Aleyhisselam onlara cevap veriyor. İnnehum aduvun li. Muhakkak ki diyor. Hiç şüphe yok ki onların hepsi benim düşmanımdır. Kim? Sizin kendileriyle beni tehdit etmiş olduğunuz ilahlarınız. Hepsi benim düşmanım diyor. Bakın. İlla Rabbil Alemin. Burada müthiş bir şey var arkadaşlar. Kardeşlerim, abilerim bakın. Anlamaya çalışın Allah için. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna dedi. O benim düşmanım değil, dostumdur. Niye alemlerin Rabbi Allah'ı istisna etti? Bunun Arapçada güzel bir ifade var. İnnehum aduvun li illa Rabbil Alemin. Hiç şüphe yok ki onların, yani sizin ilahlarınızın, taptığınız ilahların hepsi benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi müstesna. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah'a, yaratıcıya da ibadet ediyordu. Bin tane puta da ibadet ediyordu aynı anda. Onun için Allah'ı, alemlerin Rabbini istisna etti. Yani burada Rabbel alemin dedi. Gerçek Rab. Kainatın efendisi müstesna dedi. Şimdi onu anlatıyor İbrahim Aleyhisselam. Kavme, müşrik kavme karşı diyor ki ne? İşte o alemlerin Rabbi kimdir biliyor musunuz? Tabiri caizse bu manada dönüyor. Ellezî halakani fehuve yehdini. O ki alemlerin Rabbi beni yarattı ve beni hidayete erdirdi. Bir, neymiş? Yaratıcı. Yaratıcı ve kullarını hidayete erdiren. İki, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونِ وَيَسْقِينِ Ve o beni yedirendir. Yani bana rızık verendir ve beni içirendir. Burada aynı zamanda mefhumu muhalif var. Yani diyor ki ne, ey ahmaklar, beyinsizler, kendi elleriyle putlar yapıp kendisine, kendilerine tapınan beyinsiz müşrikler. Bakın, Rab, gerçek bir Rab, bir, ne yapar? Yaratır, yoktan var eder. Bedi'us semavati vel ard demedik mi geçen hafta? Allah yerleri ve gökleri örneksiz yaratandır. O yaratıcıdır. İki, rızık verir.
seni yedirir içirir. Sabah, öğlen, akşam yediğin ekmeğin, yemeğin, pilavın, pirincin, bütün çeşitleriyle bu nimetlerin tek sahibi, onları bitiren Allah'tır. İçtiğin çayın, ayranın, suyun tek sahibi Allah'tır. Allah suları giderirse, yerin altındaki sular giderse bize kim getirir? Allah'tan başka hiç kimse. Türkiye'de bugün aylardır su, su, su diye kıvranıp duruyor millet. Niye? Yağmur yağmıyor. Suyun sahibi Allah'tır. Rabbel alemindir. Çünkü o Rab'dır. Devam ediyor. وَاِذَا مَرِدْتُ Hastalandığımda diyor İbrahim Aleyhisselam. Bak Rabbin bir diğer sıfatı. Hastalandığımda فَهُوَ يَشْف۪ينِ Şifayı veren odur. Hastalandığında sana Allah şifa verir. Allah sana hastalandığında şifayı amma bir ilaçla verir, amma rukyayla verir, amma başka bir tedavi yöntemiyle verir. Ama sana şifayı Allah verir. Bunu hiçbir zaman zihninden çıkarma. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُون۪ي ثُمَّ يُحَيِّن۪ي En son. Ve o ki, o alemlerin Rabbi ki ne yapar? O diriltir, o öldürür ve o diriltir diyor. İşte Rabbül Alemin, yani Rab, Allah Azze ve Celle'nin en belirgin sıfatı, özelliği. O Rab'dır. Ve biz bütün bu zikrettiğimiz sıfatlarda, özelliklerde, yani Allah'ı rububiyette ne yapmalıyız? Birlemeliyiz. İşte ya Rabbi, yalnızca sen bunlara muktedirsin. Yalnızca sen yaratırsın, sen öldürürsün, sen yedirirsin, sen içirirsin, hastalara sen şifa verirsin, hidayet eden sensin, hükmün sahibi de sensin, şeriatın sahibi de sensin, yerlerde ve göklerde kanun koyma yetkisine sahip olan da sensin diyeceğiz. Rububiyetinde tevhid etmek budur kardeşler. Rabbin hüküm koyucu ve kendisine itaat edilen anlamında geçen ayeti zikrediyorum. Lan hepsi dedi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biz öyle bunları zikrederken yani haşa yani uydurmuyoruz, atmıyoruz. Hep Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize haber vermiş. Bak Rab şimdi hüküm koyucu. Hüküm koyucu manasında. Tevbe suresi 31'de geçiyor burada. Meşhurdur, şimdi hemen hepiniz büyük bir ihtimalle hatırlarsınız. Bismillah. İttekadu ehbârahum ve rahbânahum. Ney? Erbâben min dûnillâh. Allah'ın dışında ruhbanlarını ve rahiplerini ne edindiler? Rabler. Allah Allah. Allah'ın dışında ruhbanlarını ve rahiplerini Rabler edindiler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Vel Mesih ibn-i Meryem'e. Ve bir de diyor Mesih, Meryem oğlu Mesih'i, yani Hazreti İsa'yı da Rabb edindiler. Ve mâ umiru illâ liya'budu ilâhen vâhiden. Lâ ilâhe illâ huve subhânehu amme yuşrikûn. Ayetin devamı geliyor. Bunlar nasıl rahipleri, hahamları Rabler edindiler? Rahip ve haham dedim biliyorsunuz. Rahip Hristiyanların din adamı, haham da Yahudilerin din adamı. Dolayısıyla burada Yahudi ve Hristiyanlardan bahsedildiği çok açık, çok net. Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptılar? Haham ve rahiplerini, yani din adamlarını, din adamlarını Rab edindiler. Ya nasıl Rab edindiler? Halbuki biz Rabbin vasıflarını, özelliklerinden bahsediyoruz yani, değil mi? Adi ibn Hatim var. Adi ibn Hatim, sahabe, meşhur sahabe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği orduları Yemen'i fethetmeye gittiğinde Adi ibn Hatim Hristiyandır. Hristiyan olması hasebiyle de korkuyor. Vallahi diyor, benim Muhammed'in ordusu beni yakalarsa herhalde benim gözümün yaşına bakmaz diyor. Firar ediyor. Bacısını da bırakıyor. Allah kendisinden razı olsun. Ama bakın İslam onu izzetlendiriyor. İslam'dan önceki haline bakın. Ve rivayetlerde diyor ki onun kız kardeşi ve ablası o bölgenin en güzel kızıydı da. Kız kardeşi o an daha şey. Ağlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar. Resulullah'a gidiyor. Ya Resulullah. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Benim bir tane abim var veya kardeşim, tam hatırlamıyorum hangisi büyük hangisi küçük, bu yüzden söylüyorum. O diyor şimdi kaçtı diyor, Şam'a gitti diyor. Senden korktuğu için. Ama diyor vallahi o şöyle şöyle özelliklerinden var. Onun bir babası var. Cömertlikte darbe meseldir. Valası çok uzun. Kendisi gidiyor veya haberci gönderiyor. Hadi bir hatime. Bir rivayette kendisi gidiyor diyor. Gittiğinde diyor diyor hadi sen beni nasıl bırakırsın? Bacını nasıl bıraksın? Neyse pişman oluyor. Gel diyor vallahi diyor öyle biri ki diyor senin babandan daha cömert. Vallahi diyor senin babandan daha cömert. Gel ve ona teslim ol diyor. İman et, onu tasdik et. Diyor benim kalbime cesaret geldi. Koştum gittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu görünce gel dedi ey hadi, onu aldı götürdü evine. Ve diyor bir tane minder aldı. Bir minder. Bana verdi buyur otur dedi. Kendi içimde dedim ki ona vallahi bu kral falan değil dedim. Kral olsaydı bunu yapmazdı. Bir kral olsaydı
Eğer onun derdi davası sadece bir devlet olsaydı, iktidar olsaydı, yönetim olsaydı, altındaki minderi bana mı verecekti diyor. O zaman zaten yerleşiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davete başlıyor. Bakın daha yeni Hristiyan bu. Onun boynundaki haçı görüyor. Bir münker gördüğünüzde, apaçık bir münker, bir şirk, bir küfür, bir azgınlık, sapkınlık gördüğünüzde kim olursa olsun. Ne yapacaksınız? Emri bil maruf nehy anil münker. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi, ey Adi dedi. O boynundaki putu çıkarat dedi. Put dedi ne ya? Haça. Haç puttur, evet. Tapıyorlar. Taptıkları için Allah Resulü put dedi. Sonra bu ayeti okudu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onu çıkarat dediğinde اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Dedi ki onlar hahamlar ve rahipler Allah'ın dışında Rab edildiler. Hristiyanlar ve Yahudiler onlar Rab edindiler. Dedi ya Resulullah vallahi biz onlara tapmıyoruz. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Biz onlara secde etmiyoruz. Biz onlara kulluk yapmıyoruz ki. Dedi ki ya Adi bakın nasıl Rab ediniliyormuş. Hüküm koyma meselesi bu. Rabb'in hüküm koyucu manası Allah'ın bu ayetinde ortaya çıkıyor. Dedi ya Adi onlar bir şeye helal dediğinde siz helal olarak kabul ediyor, adlediyor. Haram dediğinde de haram olarak kabul edip adletmiyor muydunuz? Evet dedi ya Resulallah. İşte siz onları Rab edindiniz diyor. Eğer bir din adamı Allah'ın helal kıldığını haram kılarsa ya da haram kıldığını helal kılarsa Allah'tan başka kendisini Rab'lık makamına konumlandırmış olur. Velev ki öyle olmasa da. Velev ki öyle olmasa da gerçekten. Ama onun o fiili, o tutumu bir Rab haşa ilan etme gibi bir durumdur. Tıpkı Firavun'un yaptığı gibiydi. Yine Allah rızkı verendir. Allah rızkı verendir. Dolayısıyla Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir o da. Allah bizim rızıklarımızı, yarattığı bütün mahlukatın rızkını verir. Çünkü o Rab'dır. Bu sıfatının gereği olarak yarattığı bütün kullarını rızıklandırır. Hepimiz biliyoruz Kureyş suresinde demiyor mu? Nilafi Kureyş, nilafi mürhlete şitai. Felya'budu rabbe hâlel beyt ellezî et'amehum min cu'in ve amenehum min havf. Bu beytin Rabbi diyor. O ki bizi yedirir neyken? Açken. Ey Kureyş topluluğu sizi açken şu beytin Rabbi sizi doyurmadı mı diyor Allah Azze ve Celle Kureyş suresinde. Allah rızkı verir. Allah rızkı gökten yere indirir. Çünkü o Rabbül Alemin'dir. İşte bütün bunlar da kardeşlerim. Hemen toparlayalım. Allah'ın malik olduğu yani rububiyeti gereği malik olduğu, efendi olduğu, yarattığı bütün mahlukatı idare eden, bütün mahlukatı üzerinde otorite sahibi olduğu, onları terbiye eden olduğu, onları gözetip koruyan, hastalandıklarında onlara şifa veren olduğu, onları nimetlendiren olduğu, onları rızıklandıran olduğu ve yerlerde ve göklerde hüküm koyucu olarak yalnızca o olduğunu ikrar edip yalnızca Allah bunun sahibidir. Onun bunlarda hiçbir ortağı yoktur dediğinizde rububiyette Allah'ı tevhid etmiş oluyorsunuz. Bunun aksi söz konusu olduğunda rububiyette Allah'a ortak koşulmuş olur kardeşler abiler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanları rububiyet inancına işte bu şekilde çağırıyor. Buna da dikkat edelim. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler o kadar açık ki. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Geçmişte birçok kavim. Hatta hemen hemen hepsi. Bir kısmı istisna. Bir yaratıcı olduğuna iman ediyordu. Geçmişte bugüne kadar. Bir yaratıcı yoktur diyen çok az bir topluluk vardır. O bugün günümüzde en çok ateistler bunu dillendiriyor. Bunun dışında geçmişteki hiçbir din sahibi, hiçbir inanç akide sahibi yaratıcının varlığını inkar etmiyordu. Bununla birlikte yalnız şöyle bir sıkıntıları, problemleri vardı. Bu demek değildir ki rububiyette Allah'a tevhid ediyorlar. Bak böyle bir yanlış oluyor bazen. Bu yanlış bir düşüncedir. Yani Mekkeli müşrikler de dahil geçmişteki bütün müşrikler rububiyette Allah'ı birlediler diye bir düşünce var. Bu doğru değil. Doğru değil kardeşler, yanlış. Bütün özellikleri, sıfatlarıyla, her yönüyle Allah'ın rububiyetine denk başka bir ilah yaratıcı kabul etmiyorlardı. Anladınız mı bunu? Yani burada Allah'ın dışında başka ilahlara rububiyetten pay ayırıyorlardı. Ayıranlar vardı ve çoğu da böyleydi. Kısaca onlara değineceğim. Evet bir yaratıcıya inanıyorlardı. Ama rububiyet noktasında şirk koşuyorlardı. Şirkleri vardı. Hem de birçok kavim, birçok topluluk. Şu an günümüzde dahi mesela örnekleri var. İnşallah onu da size birazdan şey yaparım, açıklarım. Her yönden Allah'a denk
Rabbül alemine denk başka bir yaratıcı tanımıyorlardı. Evet, doğru. Her yönden. Yani az önce bahsetmiş olduğum. Ama rububiyetten bir takım hususları Allah'ın dışında bir takım mahluklarda ortak koşuyorlardı Allah'a. Bazı mahlukları. Kimi zaman insandır, kimi zaman başka mahluklardır. Allah Azze ve Celle'ye rububiyette, Rablik'te ortak koşuyorlardı kardeşler. Şimdi mesela bunlar bu eski kavimler, eski topluluklar üzerinden gidelim. Yani Allah'ın dışında başka Rabler, Allah'a denk olmasa da başka Rabler olduğuna dair inancı olan topluluklar. Farz-ı muhal birden fazla Rab olduğuna inanılan bir topluluk var karşımızda ve biz onlarla münazara yapıyoruz. Şimdi aklen ve şer'en iki tane Rab olması mümkün değil. Bak aklen de şer'en de iki tane Rab. Aynı anda iki yaratıcı. Yani aynı anda her yönüyle birbirine denk eşit iki yaratıcı veya birden fazla, ikiden fazla yaratıcı aklen de mümkün değil. Zaten şer'en mümkün değil. Şimdi şer'en mümkün değil. Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor. لَوْ كَانَ فِيهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ يَسِفُونَ Şayet diyor Allah Azze ve Celle yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu diyor. Birincisi bu. Şer'en mümkün değil. Allah'ın dışında yani iki veya üç veya üçten fazla yaratıcı olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Neden? Diyelim ki ne iki tane ilah olduğunu, iki tane Rab olduğunu iddia eden bir topluluk. Şimdi geçmişte mesela Mecusiler var. Mecusilerin inancında iki Rab var. Bu bile aslında bunda bile aynı ikisi birbirine denk değildi. Biri nur yani aydınlık, biri de neydi? Karanlık, zulümat. O şekilde inanırlardı. Ama bunlar bile birbirine denk değildi. Ama farz-ı muhal diyelim ki ne denk. Böyle farz edeceğiz. Bir yaratıcı bir şey yaratmayı diledi. Bir yaratıcı. Bir bardak su yaratacak. Bir yaratıcı. Bunu diledi. Diğeri de bunun tam zıttını diledi. Ne olur? Hangisi gerçekleşir? Burada üç ihtimal var. Üç ihtimal. Öyle diyelim. Farazi konuşuyoruz ya. Bir tane yaratıcı dedi ki bir bardak su yaratacağım. Bunu diledi. Diğeri de tam tersini. Bir, ya ikisinin dilediği gerçekleşir. İki, ya ikisinin dilediği gerçekleşmez. Üç, ya da birinin dilediği gerçekleşir. Doğru mudur? Bu üç ihtimalin dışında var mı bir şey? Yok. Şimdi ikisinin dilediği gerçekleşmez şıkkından başlayalım. Bu muhaldir, imkansızdır. Niye? O zaman hiçbir şey var olmazdı. Doğru mu? Yani iki ilah var. İkisi de biri bir şey diliyor, biri tam zıttını diliyor. Ama ne olmuyor? İkisi de Rab olduğu için gerçekleşmiyor. O zaman hiçbir şey yaratılmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Bunu geçtik. Bu imkansız. Ya da ikisinin dilediği aynı anda gerçekleşir. Bu mümkün mü? Nasıl mümkün? İki zıtlar yan yana gelir mi? Biri istemiyor, biri istiyor. Bu da mümkün değil. İki zıt yan yana gelmez. Tek bir ihtimal kaldı. Birinin dilediği gerçekleşir. Doğru mu? O halde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yani iradesini, dilediğini gerçekleştiren gerçek Rab'dır. Diğeri sahtedir. Niye? Çünkü bu ona galip geldi. Bakın, aklen mantık mümkün değil. Birden fazla Rab olmaz. Mümkün değil. Şeriatta da zaten dedik ki ne? Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bunu reddetti. Dolayısıyla kainatta her bakımdan birbirine denk iki yaratıcı olduğuna inanan hiçbir topluluk olmamıştır abiler. Hiçbir topluluk. Bakın, Nuh Aleyhisselam'dan başlayalım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi müşrik miydi? İman edenler hariç, evet müşrik. Allah Azze ve Celle onların küfrüne hükmetti mi hükmetti? Allah kafir oldukları için onlara gökten azabı indirdi mi indirdi? Buna rağmen bunlar Allah'ın varlığını, yaratıcının varlığını inkar ediyorlar mıydı? Hayır. İnkar etmiyorlar. Bakın ayet-i kerime buyuruyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَ بِهَذَا فِي أَبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'a cevap veriyor. Nuh Aleyhisselam onları Allah'a kulluğa, hiçbir şey ortak koşmadan Allah'a ibadete davet ediyor ya. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi cevap veriyor. Diyor ki ne şayet Allah dileseydi. Allah Allah. Sübhanallah. Demek ki bunlar Allah'ı inkar etmiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderdi değil mi? Allah'ı inkar etselerdi bunu söylerler miydi? Allah'a tasdik ediyorlar. Bir yaratıcıyı kabul ediyorlar. Ama Allah'a şirk koşuyorlar. Yaratıcının yanında başka ilahlar edinmişler. Yaratıcıyla birlikte, yaradan Rabbul Alemin'le birlikte başka ilahlar da kendilerine icat etmiş, uydurmuşlar. Onlara da ibadet ediyorlar. Başka ayetlerde zaten Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında geçen diyaloglara baktığımızda Nuh Aleyhisselam sizin ondan başka ilahınız yoktur diyor. Ondan başka ilahınız yoktur yani. Siz bütün bu ilahları tapıyorsunuz ama sadece bir ilahınız var. Bunları atın bir tek ona ibadet edin manasında. O halde bunların küfrünün merkezinde ne vardı? Nuh Aleyhisselam'ın kavminin küfrünün merkezinde dedik.
Rububiyette Allah'ı birlemiyorlardı. Rububiyette Allah'ı birlemiyorlardı, ortak koşuyorlardı. Rububiyet tevhidinde bunların sıkıntısı vardı. Aynı zamanda uluhiyette de birlemiyorlardı. Bu da var. Bunu zikredeyim. Konumuz rububiyet olduğu için rububiyet diyorum. وَقَالُوا dediler, لَا تَذَارُونَ اِلَاهَتَكُمْ Sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Birbirlerine diyorlar, tavsiye ediyorlar. وَلَا تَذَارُونَ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُقَ وَنَصْرًا Sakın ha sakın diyorlar birbirlerine, ilahlarınızı bırakmayın. Yani ilahlarınızı, ilahlarınıza ibadet etmeyi terk etmeyin. Sakın ha, hele hele diyor. Bir de diyor hele hele. Hele hele demesi, özellikle vurgu yapması şudur. Şu sayacağımız, şu beş ilah en büyük ilahlardır. Çünkü yüzlerce ilaha tapıyorlar. Ved'i, Suva'yı, Yeğus'u, Yeğuk'u ve Nesr'i sakın bırakmayın. Bunların beşi sizin en üstün ilahlarınızdır. Kimdir bu beşi? Bu sayılan, zikrettiğimiz isimler kim? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde Nuh Aleyhisselam, Helis Peygamber olarak gelmeden önce yaşamış salih insanlar. Sahih-i Buhari'de geçiyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde yaşayan bu insanlar diyor, salih insanlardı. Müslümandı, mümindi. Allah'a ibadet, itaat ediyorlardı. Öldükten sonra ne oldu? Öldükten sonra birkaç nesil geçti, değişti. Sonra şirk başladı. Şirk koşmaya başladılar. Bu ayrı bir meseledir. Ayrı konunun mevzusu olduğu için buna hiç girmiyorum kardeşlerim. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi göklerde, göklerin üzerinde her şeye hakim olan Rabbül Alemin olan Allah'ı tasdik ediyorlardı. Onun varlığını inkar etmiyorlardı. Ama Allah'a şirk koşuyorlardı kardeşler. Bakın Ad kavmi de aynı şekilde. Yine Araf suresi 65 ile 70. ayetlerde geçer. Ben geçeyim bunu. Semud kavmi. Semud kavmi de Salih Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu kavmin ismidir. Bunlar da aynı şekilde. Yaratıcıyı inkar etmiyorlar. Hatta Allah'a ibadeti yadırgamıyorlardı. Yatsımıyorlardı. Ama Allah'la birlikte uydurdukları ilahlara da putlara da ibadet edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Böyle bir inanca sahiplerdi. Ve Semud'da şöyle bir sıkıntı vardı toplumsal düzende. Toplumsal yaşayışta. Toplumsal kurallarda, ahlaki olsun, ekonomik olsun, siyasi olsun, kendi uydurdukları yasa ve kanunları, şeriatları esas almışlardı. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla indirdiği şeriatı bir kenara bırakmışlar. Bir de böyle bir sıkıntıları vardı, böyle bir şirkleri vardı. Allah Azze ve Celle'ye şirk koştukları nokta burasıydı. Nitekim ayette diyor, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik peygamber olarak. Dedi ki, ey kavmim Salih Aleyhisselam, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. O sizi yeryüzünde yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı diyor. Yeryüzünde sizi yarattı, oranın imarında, yeryüzünün imarı, yeryüzünü mamur etmek için sizi görevli kıldı. Nedir yeryüzünü mamur etmek? Orayı inşa edersin, evler yaparsın, mahalleler yaparsın, şehirler inşa edersin. Sonra oranın idaresi olur, oranın yönetimi olur, oranın bir düzeni olur. İşte imar etmek budur. Bu ancak Allah'ın indirdiği kanunlar ile söz konusu olur kardeşler. Yine İbrahim ve Nemrut ile mevzusu aynı şekildedir. Nemrut da ben Rabbim demiyordu ama bir takım sıfatları kendinde adlediyordu. Hüküm koyucu olarak sadece kendisini buluyordu. Tıpkı Firavun gibi. Bu konunun devamını haftaya işleyeceğim ama şurada size bir şey göstereceğim. Şimdi geçmiş kavimler dedik ya. Bak mesela bugün Hindistan'da hala putperestler var. Nasıl yaratıcıyı bırakıp, Rabbi bırakıp, Rabbin dışında ilahlar edinip tapıyorlar. Onu anlamanız açısından güzel bir örnek vereceğim. Şimdi Hindular müşrik bir topluluktur. Birden fazla ilaha taparlar. Yüzlerce ilah vardır. Yüzlerce, hatta bazı yerlerde binleri bulur. Ama bunların içinde 3 tanesinin yeri ayrıdır. Bu 3 tanesinin içerisinde de bir tanesi hepsinin üstündedir. Sol taraftaki Hindu inancının, dininin en üst tepesinde olan 3 büyük ilahdır. Bir Brahma, iki Vishnu, üç Shiva. Bunların içinde, bu üçünün içinde de hepsinin yaratıcısı olan bir tane olur. O da sağ taraftaki, diğer resmin ise en soldaki sakallı yaşlı olan Brahma. Hinduların inancına göre Brahma her şeyin yaratıcısıdır. Bunlar müşrik bir topluluk. Ama bir yaratıcıya inanıyorlar. Kainatı, evreni yaratan Brahma'dır diyorlar. Olabilir. Yani bu İslam'dan 2000, 3000, 5000 yıl önce gönderilmiş bir peygamber tarafından Allah Azze ve Celle'nin onlara haber vermiş olduğu bir sıfatın tarif edilmiş hali olabilir. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah Azze ve Celle'nin iki ismini tarif etmemişler miydi? Allah'ın Aziz ve Allah ismini nasıl tarif etmişlerdi? Ve kendi putlarına vermişlerdi. Allah ismini tarif etmişlerdi. Lat diyorlardı. Lat bir puta vermişlerdi. Aziz ismini de diğer puta vermişlerdi. Uzza.
Şimdi onlara göre, Hindulara göre Brahma kainattaki her şeyi yarattığı gibi Vishnu ve Shiva denilen bu iki ilahı da yaratmıştır. Ve kendisinin ortağıdır. Ve rububiyette Vishnu ve Shiva'nın da tasarrufu olduğuna inanırlar. Daha sonraları da Brahma artık yer ve göklerle ilgilenmeyi bıraktı, geçti. Haşa, yani Brahma, şimdi bakın burada dikkat edelim. Onların kastettikleri Brahma, kainatın efendisi, yaratıcısı, Rab'dır. Rab'dır büyük bir ihtimalle. Onlar şirkte öyle bir düzeye geldiler ki dediler ki artık Brahma ibadeti gerek yok. Neden? Biz Vishnu ile Shiva'ya. Çünkü bize rızkı veren bu. Bize azabı gönderen bu. Şifayı veren bu. Yağmuru indiren bu. Anladınız mı? Dolayısıyla biz niye Brahma'ya ibadet edeceğiz ki? Bakın şirk nasıl çıktı ortaya. Bu acayip bir şeydir. İkincisini de size geçmişten, Babillerden, Sümer dininden bir örnek vereyim. Nasıl Allah'ı rububiyetinde Allah'a başkalarını şirk koşuyorlar. Şimdi soldaki Babil inancına göre bütün tanrıların yaratıcısı ve en üstünü olan, göklerin sahibi olan Anu. İsmi Anu. Bu bu şekilde tercüme edilmiş yazıtlardan. Belki farklı da olabilir bilmiyorum ama bunu bu şekilde tercüme etmişler. Anu diyorlar. Anu yaratıcı tanrıdır. Göklerin sahibidir. Bu da çok ilginçtir. Yani en eski topluluklardan bugüne kadar bütün bu inanç sahipleri en büyük tanrıyı hep göklerin tanrısı olarak tasvip ediyor. Böyle bir not düşeyim size yani. Hiçbir yerde onu zikretmiyor. Hep göklerin tanrısı diyorlar yani. Ve tanrıların da yaratıcısıdır. Hangi tanrıların? Sağdaki Elil ve Enki. Biri rüzgar, orada iyi gözükmüyor. Diğeri de toprak ve su tanrısı. Bakın ne oldu? Allah Azze ve Celle'nin yaratıcının rububiyet vasıflarını aldılar. Kime verdiler? Kendi uydurdukları başka sahte ilahlara verdiler. Evet abiler kardeşler. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Allah Azze ve Celle rububiyetinde birlemek, ondan başkasına ibadet etmemenin başlıca esası, ilk adımıdır. Rububiyet tevhidinin geriye kalan kısmını ben inşallah haftaya devam ettireceğim. Ondan sonra uluhiyet tevhidine geçeceğiz. Ve ahire davana enel hamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve